Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle güzel bir çanta yapacağız arkadaşlar. Stradivarius'un papatyalı örgü çantasını yapacağız. Malum fiyatları biraz yüksek gelebilir, alamayacak kişiler olabilir ya da alabilecek gücü olsa bile kendisi yapmak isteyen kişiler olabilir. Onlar için bu modeli sizlerle beraber çalışacağız arkadaşlar. Bir motifimiz bu şekilde görülüyor. Bu motifimizi baz alarak sizlerle beraber yapacağız. Yeşille başlıyoruz arkadaşlar. 7 tane zincir çektim. İlk zincirimle birleştiriyorum. 3 zincir çekip 12 tane ikili trabzanla zincirimin içini dolduruyorum arkadaşlar. Evet, halkamızın içine 12 tane ikili trabzan yaptık arkadaşlar. Başlangıçtaki çektiğimiz zincirin üstünden trabzanlarımızı birleştiriyoruz ve bir halka oluşturuyoruz. Sabitliyorum. İpimi koparıp hemen arkasından saklıyorum arkadaşlar ipin ucunu. Bunu bu aşamada yapalım. Sonrasında biriktirdiğinizde hem daha çok zorlanıyorsunuz hem de kötü bir görüntü oluyor arkadaşlar. Yapar yapmaz ipin ucunu saklarsanız işiniz her zaman temiz ilerleyecektir. Şimdi beyaz pıtırcık kısmına geçiyorum arkadaşlar. Burada ben 4 tane ikili trabzan yaptım. Siz istiyorsanız 5 tane, 6 tane de yapabilirsiniz. Şimdi herhangi bir trabzanın tepesinden 3 zincir çekerek başladım arkadaşlar. Zincirle beraber 4 tane trabzanım oluştu. Modelimi arkaya çeviriyorum. İlk trabzanımı da arkadan sık iğne ile birleştirdim. 3 tane zincir çektim. Sıradaki trabzanın tepesine 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra modelimi arkaya çeviriyorum. İlk trabzanın tepesinden bir sık iğne ile birleştiriyorum ve 3 tane zincir çekiyorum. Pıtırcıklarımızı bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Bunun gibi 12 tane pıtırcık yapacağız. Papatyamızın yaprakları bu şekilde meydana gelecek arkadaşlar. Evet, şu an 5 tane yaptım. 12'ye tamamlıyorum. Evet, 12. pıtırcığımızı şu an yapıyoruz. Arkasına döndüm. Birleştirdim. 3 zincir çekerek ilk baştaki pıtırcığın tepesinden sık iğne ile birleştiriyorum ve yapraklarımız bu şekilde hazır arkadaşlar. Yine ipimi hemen saklıyorum arkasından. Evet, motifimizin ortası hazır. Şimdi bej ipimize geçeceğiz. Herhangi bir zincir olan boşluktan, yani şu boşluklardan birinden sık iğne ile başlıyorum. 3 tane zincir çekeceğim. Ve aynı yere 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. 3 zincir çekip aynı yere 3 tane ikili trabzan daha yapıyorum. 2 zincir çekiyorum, yandaki deliğe 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir çektim, yandaki deliğe 3 tane ikili trabzan daha yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Bakın, bunun gibi 2 tane üçlü trabzan kümesi oluşturduktan sonra tekrar aynı deliğe 3 tane ikili trabzan, 3 zincir, aynı deliğe 3 tane ikili trabzan şeklinde bir köşe oluşturuyoruz. Yani 4 tane köşemiz oluyor aynı deliğe battığımız. 2 tane de arada üçlü trabzanlar grubumuz var arkadaşlar. Tekrar 2 tane üçlü trabzanlar grubunu yapalım. Sonrasında tekrar köşe olacak. Evet, 2 zincir çektik. Şimdi yine köşe oluşturacağız. Köşelerimiz aynı deliğe 3 tane trabzan, 3 zincir, 3 tane trabzan şeklinde
köşe oluşturuyoruz arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi bakın köşelerimiz, arada üçlü iki tane grup trabzanlarımız var. Bu şekilde yuvarlak bir motifi kare motif haline çeviriyoruz arkadaşlar. Az önce de bahsettiğim gibi ben pıtırcıkları 4 tane trabzanla yapıyorum arkadaşlar. Siz daha kabarık pıtırcıklar elde etmek istiyorsanız 5 tane, 6 tane, 7 tane yapabilirsiniz trabzanlarınızı. Daha kabarık duracaktır. İstiyorsanız bu beyaz kısımda, daha yani benim beyaz olarak yaptığım kısımda siz daha kalın bir ip kullanarak daha yoğun bir görüntü de elde edebilirsiniz. Papatyanız daha belirgin olacaktır o şekilde. Siz hani nasıl yapmak istiyorsanız. Şimdi son deliğimizin içine 3 tane trabzan yapıyoruz yine. Gördüğünüz gibi dört köşeli bir motif elde ediyoruz bu şekilde. 2 tane zincir çekiyorum. İlk başlangıçtaki çektiğim zincirlerin tepesinden birleştiriyorum sık iğneyle ve 5 tane zincir çekerek köşemizin ortasındaki deliğe 3 tane trabzan yapıyoruz. 3 tane zincir çekip aynı deliğe 3 tane daha trabzan yapıyoruz. 2 zincir çekip yandaki deliğin içine 3 tane trabzan yapıyoruz. Aşağıda 2 tane trabzanlar grubumuz vardı biliyorsunuz. Bu şekilde bu üst sırada ne oluyor? 1 tane daha trabzan grubu artmış oluyor arkadaşlar. 3 tane trabzan grubu elde etmiş oluyoruz böylelikle. Burası hanım dilendi, bey beğendi modeli arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bakın 3 tane grup oldu. Şimdi köşemizi yapacağız. Tekrar köşedeki deliğin içine 3 tane trabzan, 3 zincir, 3 tane trabzan yaparak bu motifimizi bu şekilde ilerletiyoruz arkadaşlar. İstiyorsanız bir sıra daha yapabilirsiniz bu şekilde. Biraz daha büyük bir motif elde etmiş olursunuz. Ama yani bu şimdi birazdan ben şemasını vereceğim size. O şemayı elde ederek yani normal boyutlarda bir çanta yapmış oluyoruz. Biraz daha büyük olursa daha büyük bir çanta olacaktır. Tercihinize bağlı tabii ki. Evet, ben şimdi motifimi bu şekilde tamamlıyorum. Evet, yine bitim yerine geldik. Son deliğimizin içine 2 tane trabzan yapıyoruz arkadaşlar bu sefer. Başta 5 tane zincir çekmiştik ya, o bizim trabzanımızdan bir tanesi olacak. 5 zincirimizin 3. zincirine batarak son trabzanımızı o şekilde oluşturmuş oluyoruz ve motifimizi birleştirmiş oluyoruz ve motifimiz de bitmiş oluyor böylelikle. Yine ipimizi saklıyoruz arkadaşlar arkasından. Evet, bu şekilde bir motifi bitirdik. Bunun gibi bize 32 tane motif gerekecek arkadaşlar. Bu çantamız 32 tane tam motif, 6 tane yarım motif, 2 tane de çeyrek motifle tamamlanacak. Evet, şimdi bir tane motifimizi şöyle bir inceleyelim yakından. Detayları göründüğü gibi. Şimdi benim şu an gördüğüm 4 tane trabzan şu beyaz papatya yapraklarında az gelmiş görünüyor. Siz tabii ki burayı biraz daha kalınlaştırabilirsiniz. Artık ben o şekilde başladığım için devam ediyorum. Şimdi çantamızın motiflerinin yerleşim şeması gördüğünüz gibi arkadaşlar. 32 tane tam motif, 6 tane yarım motif, 2 tane de çeyrek motif gerekecek bize demiştim. Gördüğünüz gibi yerleşim yerlerini de yazdım. Bu yerleşim şeması sizin için çok rahat olacak eklemede. Hani neyi nereye geliyor, nasıl da acaba falan gibi bir kafanızda soru işareti olmadan çok rahatlıkla ekleyebileceksiniz. Rakamlara kafanız takılmasın, görüntüdeki gibi yerleştirmeniz yeterli arkadaşlar. Evet, 32 tane motifim gördüğünüz gibi tamam arkadaşlar. Evet, şimdi ekleyebiliriz artık. Daha önce eklediğim motifler vardı. Arkadan ekliyoruz arkadaşlar. Arkadan ekleyerek yaptım ben. Siz istiyorsanız yan yana da ekleyebilirsiniz ama motifin orijinalinde arkadan eklenmiş. O şekilde ben de yapmak istedim. Şimdi ne yapıyoruz? Bir tane sıkılama zinciriyle, yani bir zincir çekerek
iki tane motifimizi arkadan birleştireceğiz. Ön yüzleri birbirine bakacak şekilde bir köşeden diğer köşeye tüm ilmeklerin tepesinden ikisini birleştirerek motifleri birleştirmemiz o şekilde oluyor. Köşedeki deliklerden bir sık iğne yaptım. Sonra yandaki trabzanların karşılıklı olarak tepelerini birleştirerek sık iğne ile devam ettim. Aradaki zincirleri de ikisini bir alarak bir tane sık iğne ile birleştirmiş oldum arkadaşlar. Birleştirme şeklimiz bu şekilde. İkisini bir alarak karşılıklı. Kaç tane trabzanımız varsa o kadar ilmek, yani sık iğne, aradaki deliklerde de bir tane sık iğne yapıyorum. Köşelerde de bir tane sık iğne ile birleştirmiş oluyorum arkadaşlar. Evet, bir zincir çekerek de motifimizi sabitliyoruz ve ipimizi kesiyoruz. İpimizi hemen saklayalım. Evet, birleştirme bu şekilde arkadaşlar. Şimdi şemaya göre iki tane yan yana bir motifimin olması gerekiyor. Evet, o var zaten. Şimdi dört tane yan yana eklenmiş bir motifimizin olması gerekiyor. Dört tane motifi, bakın iki tanesi, ortadaki iki tanesini birleştirerek şemadakine göre hareket edeceğiz. Bir birleştirme yine arkadan olacak. Ön yüzleri birbirine bakacak arkadaşlar. Ortadaki iki tane motifle diğer ikili motifi birleştiriyoruz. Şu an bakın yüz yüze çeviriyorum. Yine arkasından İki tane motifimizi birleştireceğiz. Evet, eklemeyi yaptık gördüğünüz gibi. Şimdi şemayla bir karşılaştırma yapıyoruz. Ne yaptık? Bakın tam aynı yöne çevirdiğimizde çok iyi anlaşılıyor. İki tane motifimiz, sonra dört tane motifimiz. Şimdi beş tane motifimizin olması gerekiyor. Yukarıdan aynı hizada, aşağıdan bir tane fazla. Bakın şu an beş tane motifimizin dizilimi bu şekilde olacak. Aralardan ekliyorum. Sonra yan yana ekleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi motifleri ekledim. Ne yapacağız? Aynı şemadaki gibi dizilimini yaparak yan yana ekliyoruz. Şimdi aynı şemadaki gibi 32 tane motifimizi tek tek ekliyoruz arkadaşlar. Şema bize olduğunca yardımcı oluyor zaten. Videonun sonuna da şemayı atacağım. Hem şema halinde hem de yaptığımız motiflerin birleşim halinde açık olarak videomuzun sonunda olacak. Videonun aralarında da var arkadaşlar görüntüler. Yani ara ara yardımcı olmaya çalıştım arkadaşlar şema konusunda.
Evet, şimdi şemadaki son motifimizi de ekleyeceğiz. Çantamız bitmek üzere arkadaşlar. Son motifimizi de ekleyelim. Sonra yarım motiflerin nasıl yapıldığını göstereceğim ve nasıl eklendiğini göstereceğim arkadaşlar. Evet, 32 tane motifimizin yan yana eklenmiş hali bu arkadaşlar. Şema size oldukça yardımcı oluyor. Şimdi ne yapacağız? Çantamızı artık bir dikdörtgen görüntüsüne getirmemiz gerekiyor. Bakın bu şekilde yan yana ekliyoruz. Motiflerimizin uçlarını içeriye kıvırdığımızda kare bir görüntü elde edeceğiz arkadaşlar. Şimdi burayı iki tane motifimizi zikzak bir şekilde birleştireceğiz. Bir de alt kısımda var iki tane motif. Onları da zikzak kısımda birleştireceğiz. İki tane köşemiz kalıyor. Onları da çeyrek motiflerle kapatacağız. Şu an şu iki tane motifimizi zikzak olarak birleştiriyoruz. Yan iki tane motifimizi zikzak olarak birleştiriyoruz. Alt kısmı burası da arkadaşlar. Evet, şimdi bu köşeden köşeye, aşağıya, yukarıya, aşağıya şeklinde zikzak bir şekilde yine aynı arkadan sık iğne ile motiflerimizi karşılıklı olarak birleştireceğiz arkadaşlar. Burada dikkat edelim. Yani aslında çok hani korkunç bir durum yok. Hani hemen görünüyor aslında yani eklendiğinde de motiflerin tabii verev olması biraz karıştırıyor insanın kafasını. Kare olsa sorun yok zaten. Alta alta yan yana ekle gitsin. Verev motiflerde biraz kafa karışabiliyor. Ama dediğim gibi şema size oldukça yardımcı olacaktır bu konuda eminim. Şimdi bakın köşeye geliyorum. Köşeden birleştirdim. Köşede şimdi bir sağdaki motife, bir ortadan, bir de soldaki motife birleşiyor arkadaşlar. Tam köşede. Ona dikkat edelim. Yani 3 tane sık iğne var orada. Evet, bu şekilde aşağıya geliyorum. Şimdi ikinci motifimizi birleştiriyoruz. Yine aşağıdan yukarıya doğru. Bir bakalım. Bakın ne kaldı? Yarım motifimiz daha kalmış birleştireceğimiz. Yani ikinci motifin yarısı kalmış. Onu da birleştiriyoruz. Şimdi ben burada yani ikinci motif bittikten sonra ipi kopartacağım. Ama aslında kopartmasak da olur. Yani şu an çeyrek motifimizi oraya ekleyebiliriz aslında. Ama ben kafamız şu an karışmasın diye aşağıdaki iki motifi birleştireceğim. Köşedeki çeyrek motifleri sonra ekleyeceğim arkadaşlar. Şimdi aşağıdaki iki tane motifimi yine zikzak olarak örerek birleştiriyorum arkadaşlar. Evet, ekleme işimiz bitti. Bakın köşelerde çeyrek motiflerin geleceği yerleri ben şu an açık bıraktım. İpi koparmadan oradan devam edebiliriz aslında ama dediğim gibi kafamız karışmasın diye o motifleri yarım bıraktım. Açık bıraktım orayı. Orayı sonra yapacağız. Şimdi şu tepedeki zikzak görünen yerlere yarım motifler yapacağız arkadaşlar. Bu yarım motifleri de şu an nasıl yapacağımızı göstermeye çalışacağım. 6 tane yarım motif gerekiyor. Zaten başta da söylemiştik. Motifimiz göründüğü gibi. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz onu göstereceğim size arkadaşlar. 6 tane yarım motif gerekecek bize. Evet, şimdi
Yeşille yine zincir çekiyoruz arkadaşlar. 7 tane zincir çekeceğim. İlk baştaki zincirimle bir sık iğne ile birleştiriyorum burayı. Sonra zincirden sonra da 7 tane ikili trabzan yapıyorum. Zincirle beraber 8 tane trabzanımız olmuş oluyor. Sayalım. Bir tane daha istiyor. Yani 7 tane trabzan, bir de zincirimiz var arkadaşlar. 3 tane zincir, toplamda 8 taneymiş gibi bir görüntümüz var. İpimi kesiyorum. Şimdi beyazla papatyamızın yapraklarını yapacağız. Zincirin üstünden sık iğne ile tutturuyorum. 3 zincir çektim. Yandaki trabzanın tepesine 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra motifimi çeviriyorum. İlk trabzanın tepesinden bir sık iğne ile birleştiriyorum. 3 zincir çekip yandaki trabzanın tepesine bir pıtırcık daha yapıyoruz. Bunun gibi 6 tane pıtırcığımız olacak. Altı tane pıtırcıktan sonra da kenara bir tane daha trabzan yapıyorum. Ve motifimiz yaprakları bitmiş oluyor bu şekilde, papatya kısmı. Şimdi bej kısmına geçeceğim. Motifimizin arkasından ilk sırayı yapalım arkadaşlar. Ekleme yeri düzgün görünsün. Arkasındaki kenardan iki trabzanın arasından yine 3 zincir çektim. Aynı yere 2 tane daha trabzan yaptım. 2 zincir çektim. Sonraki deliğe 3 tane trabzan. 2 zincir, 2 tane trabzan, 3 tane trabzan. 2 zincir, 3 tane trabzan, 3 zincir, aynı deliğe köşe yapıyoruz arkadaşlar. 3 tane daha trabzan yapıyoruz. Yani yarım, yani tek köşeli yarım bir motifimiz olmuş oluyor. Üçgen oluyor bu şekilde de. Yine deliklere ikişerli trabzan, üçerli trabzanlar yapıyoruz, ikili trabzanlar. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum, kenarda dönüyorum. Baştaki ilk trabzanın içine 2 tane daha trabzan yapıyorum. 2 zincir çekip ilk deliğime 3 tane daha trabzan yapıyorum. Bu şekilde köşeye gelene kadar 3 trabzan, 2 zincir devam ediyoruz. Evet, deliğin içine, köşedeki deliğin içine 3 tane trabzan, 3 zincir. Aynı deliğe 3 tane daha trabzan yapıyoruz ve köşemizi elde etmiş oluyoruz arkadaşlar. Kenarlarda 4'er tane üçlü trabzan grubumuz var. Bitene kadar bu şekilde devam ediyoruz, motifimiz bitene kadar. Son deliğin içine de 3 tane trabzan yaptık. Ve ipimizi kopartıyoruz. Yarım motifimiz bu şekilde arkadaşlar. Bunun gibi 6 tane yarım motif yapıyoruz. Evet, 6 tane motifimiz hazır arkadaşlar. Şimdi nasıl eklediğimizi göstereceğim size. Bu yarım motifler çantamızın ağız kısmını tamamlamak için yapmıştık. İkişer tane, yani ön arka olarak ikişer tane koyuyorum ki nereye ekleyeceğimizi görelim diye. Yanlara da motiflerimizi ikiye katlayarak tamamlamış oluyoruz. Gördüğünüz gibi 6 tane motifimiz çantamızın ağız kısmına zikzak olacak şekilde birleştirilecek. Şimdi çantamızın ağız kısmına ilk motifle yandan eklemeye başlayacağım. Motifimiz yine ön yüzüne bakacak şekilde köşeden
sık iğne ile eklemeye başlıyoruz. Yine aynı şekilde ekleyeceğiz arkadaşlar. Sık iğne ile 6 tane motifimizi zikzak bir şekilde birleştiriyoruz. Evet arkadaşlar, yarım motiflerimizi ekledik. Çantamızın ağız kısmını düzelttik gördüğünüz gibi. Şimdi ipimizi koparmadan çantamızın ağız kısmını tamamlamak istiyorum. Burada şimdi bir üst sıraya geçeceğiz. Bir zincir, bir trabzan şeklinde çantamızın ağız kısmına ilk sırası file görüntüsü olacak. Şimdi 5 zincir çekiyorum öncelikle. 1 trabzanımı yaptım. Bir zincir çekiyorum. Hemen yandaki deliğe bir trabzan. Bir zincir çekiyorum. Yandaki deliğe bir trabzan. Bir zincir çekiyorum. Hemen yeşilin içine bir trabzan yapıyorum. Yani biraz dikkat edelim burada. Volan ya da potluk yapmasın. Bir zincir, bir trabzan şeklinde yerleşimini ayarlayarak bu sırayı bu şekilde file görüntüsü yapıyoruz. Bu sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Sonraki sıralarda 3 sıra yarım sık iğne yapacağız arkadaşlar. O şekilde çantamızın ağzını bitireceğiz. Şimdi ben bu sırayı tamamlıyorum. Evet, ilk sıramızı bitirdik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde file bir görüntü oluşturduk. Şimdi üst sıraya geçeceğiz. Bir zincir çekiyorum, üstüne aldım. Yarım sık iğne bir deliğe. Üstüne aldım, yarım sık iğne trabzanın üstüne. Yani bir deliğe bir trabzanın üstüne yarım sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Tüm sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Evet, ilk sık iğne sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Sıramızı bitirdik. Bakın, baştaki ilk yaptığımız sık iğne ile birleştiriyoruz. Üstüne almadan bir sık iğne ile birleştiriyoruz. Bir zincir çektik. Hemen önümüzdeki ilk sık iğnenin tepesine sık iğne yapıyoruz. Yan yana tüm ilmeklerin tepesine yine yarım sık iğne yapıyorum. Bu şekilde 3 sıra yapacağız arkadaşlar.
Evet, son sıramızı da bitirdik arkadaşlar. Sık iğne ile birleştirdik. 3 sıramızı tamamladık. Çantamızın ans kısmı bu kadar arkadaşlar. İpimizi kesiyoruz ve arkasından saklıyoruz. Şimdi bu çantanın içine istiyorsanız bir astar dikebilirsiniz. Ama ben gerek duymadım. Siz istiyorsanız çantanızın ebatlarında bir astar dikebilirsiniz. Ağız kısmında istiyorsanız fermuar yapabilirsiniz, çıt çıt yapabilirsiniz. Ne yapmak istiyorsanız. Şimdi köşedeki çeyrek motiflere geldi arkadaşlar sıra. Şimdi çeyrek motiflerimiz bir tane yaptım ben. Bu şekilde görünüyor. Bakın iki tane köşesi var. 8 tane papatya yaprağı var şeklinde görünüyor. Bunu nasıl yapıyoruz onu göstermeye çalışacağım şimdi size arkadaşlar. Ortası için 7 tane zincir çekiyorum. Zinciri diğer ucuyla birleştiriyorum arkadaşlar. Sonrasında 3 tane zincir çekiyorum. 8 tane ikili trabzan yaparak ortayı dolduruyorum. Sekiz tane trabzanda halkamızı doldurduktan sonra ilk trabzan ile birleştiriyorum. Bu şekilde biraz kubbe gibi bir görüntüsü oluşuyor ortası, motifimizin ortasını. İpimizi yine arka kısmından saklıyoruz. İpimizin fazlalığını keselim. Şimdi çeviriyoruz. Bakın dedim ya biraz kubbe gibi görünüyor bu kısım. Şimdi beyazla yine pıtırcıkları yapacağız papatyamızın. Yapraklarını yapacağız bu şekilde. 8 tane pıtırcık yaprak yapacağız arkadaşlar. Yine mantıkta aynı şekilde işlemimiz. 4 tane trabzan yapıp arkasından birleştiriyoruz. Sık iğneyle 3 zincir çekiyoruz. Bu şekilde pıtırcıklarımızı yapıyoruz. 8 tane pıtırcık yaprağımız olacak. Evet, bu şekilde yapraklarımızı da yaptık. Şimdi bej sırasındayız. Bu bej kısmını yaparken az önce de bahsettiğim gibi iki tane köşesi var arkadaşlar. Ona dikkat edeceğiz. Çeyrek motif olmuş oluyor bu şekilde de. Şimdi herhangi bir delikten ipliğimi birleştirdim. 3 tane zincir çektim. 2 tane trabzan yapıyorum. Zincirim de bir trabzan görevi görüyor arkadaşlar bu şekilde. 3 tane zincir çekiyorum aynı yere. Yine 3 tane trabzan yapıyorum. İkili trabzan. Bir köşeyi yaptım. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Yandaki deliğin içine 3 tane trabzan yapıyorum. Bunun gibi 3 tane grup halinde trabzanlarımız olacak arkadaşlar. Yani 3 tane grup halinde trabzan, bir köşe, sonra yine 3 tane grup halinde trabzan ve diğer köşemiz olacak. Şimdi yine son trabzan grubunu yapıyorum. Üçlü trabzan grubunu. Bakın köşe ve 3 tane trabzan grubumuz var. Son köşeyi yapıyorum şu an. 3 tane trabzan, 3 tane zincir, aynı yere 3 tane trabzan. İkinci köşemizi de bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Sonrasındaki deliklere de 3 trabzan, 2 zincir şeklinde devam edeceğiz. Ve diğer köşeyle birleştireceğiz. Evet arkadaşlar motifimiz bitti. Gördüğünüz gibi iki tane çeyrek motifimiz oldu.
Evet, şimdi bu motifleri nasıl ekliyoruz ona bakalım arkadaşlar. Çantamızın tersini çeviriyoruz. Tersinden, yani iç kısmından birleştireceğiz. Gördüğünüz gibi açık olan kısımlara motifimizi köşeden köşeye olacak şekilde yine sık iğne ile arkadan birleştiriyoruz. Evet, motif birleştirimi ve motif işlerimiz tamamen bitti arkadaşlar. Çantamız hazır. Şimdi sadece sapı kaldı. Şöyle bir göz atalım çantamızda. Bakın köşelerdeki o çeyrek motifler. Tam motiflerimiz. Gayet güzel görünüyor. Bununla sadece çanta değil arkadaşlar. Kırlent de yapabilirsiniz. Battaniye de yapabilirsiniz. Yatak örtüsü yapabilirsiniz. Kıyafet, yani kendinize hırka, yelek gibi şeyler de yapabilirsiniz. Güzel bir model. Papatya güzel duruyor zaten. Battaniyeler de özellikle çok tatlı duruyor. Dediğim gibi kırlent falan da ev dekorasyon malzemelerinde de kullanabilirsiniz. Benim şimdi burada iplerim yetişmemişti arkadaşlar. Biraz farklı bir renk kullandım. Bej ağız kısmında görünüyor. Yapacak bir şey yok artık. O şekilde tamamlamak zorunda kaldım. Biraz yakındı bu ipler. Biraz belli oluyor ama dediğim gibi yapacak bir şey yok. Şimdi çantamızın ana hatları bitti arkadaşlar. Sadece sap yapacağız. Az önce de bahsettiğim gibi. Şimdi ben bir tane sap kısmını, yani bir tarafını yaptım. Gördüğünüz gibi. Şimdi ikinci sapı da nasıl yapacağımızı göstereceğim. Bunu da bakın, ben çiçeklerin tam ortasına denk gelecek şekilde ekledim ama isterseniz biraz daha kenarlara doğru kaydırabilirsiniz. Sap kısmı 76 santim olmuş arkadaşlar. Siz de istediğiniz uzunlukta daha kısa ya da daha uzun yapabilirsiniz. Öncelikle uzun bir zincir çekeceğiz. Dediğim gibi uzunluğu size kalmış arkadaşlar. Uzun bir zincir çekiyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar trabzanlardan oluşuyor. Ben saydım burada trabzanlarımı. 143 tane olmuş ama yani ilmek sayısından çok çanta sapının uzunluğu önemli. Mesela birinde sık yapabilirsiniz, birinde bol yapabilirsiniz. Yani eliniz değişmiş olabilir. Ama tabii sayıların da aynı olması daha mantıklı. Dediğim gibi öncelikle çantamızın saplarının uzunluğu aynı uzunlukta olmalı. Şimdi ne yapıyorum ben? Trabzanlar yapıyorum arkadaşlar. Eğer şey oluyorsa, hani bir potluk falan varsa bir tane bir ilmek atlayaraktan yapabilirsiniz. Tüm zincirlerin üzerine trabzan yapıyorum. Şimdi komple bir trabzan yaptım, bir sırayı ölçüyorum. Aynı uzunlukta olması gerekiyor demiştim ya. Bakın şimdi iki tane daha gerekiyormuş. İki tane ilmek daha öreceğim.
Ondan sonra zincirimin fazlalığını keseceğim arkadaşlar. Tabii zinciri saymamıştım ben. Uzunluğunu baz alacağız çünkü. Şimdi iki tane ilmek ördükten sonra zincirimin fazlalığını keseceğim. Sonrasında diğer tarafa geçeceğiz. Zincirin diğer tarafına geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi fazlalığını biraz elimle düzeltiyorum. Evet. Şimdi 3 zincir çekip trabzanın dibine batıyorum. İpimizi bir tarafa alalım, arkasından saklayacağız sonra. Şimdi 3 zincir çekerek de trabzanın yani zincirimizin diğer tarafına geçmiş oluyoruz. Her trabzanın karşılığına yine trabzan örüyoruz. Hangi trabzanı, hangi zincire batmışsanız o zincire batıyoruz arkadaşlar. Hani bazen atlamamız gerekebiliyor ya, volan yapıyor olabilir. Tam o trabzanın karşılığına batıyoruz arkadaşlar. Evet, bu şekilde çantamızın saplarını örüyoruz. Yani uzunluğu size bağlı olarak trabzanla çantamızın sapını yaptık. İpimizin ucunu ben bu şekilde saklıyorum. Yine fazlalığını keseceğim. Çanta saplarını da bu şekilde ördükten sonra nasıl dikiyoruz onu göstereceğim. Şimdi burada çantamızın sapının bitimini görüyoruz. Evet, son trabzanımızı da zincirin karşısında olacak şekilde örüyoruz. Evet, ipimi ben biraz uzun bırakıyorum dikebilmek için. Yani bunu yapmak zorunda değiliz tabi de. En azından bir tarafınkini kendi ipiyle dikebilelim istiyorum. Evet, şimdi çanta saplarını dikiyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi ben yani tam çiçeklerin orta kısmını hizaladım ama siz isterseniz biraz sağa ya da sola işte kaydırabilirsiniz eşit olacak şekilde. Çanta saplarını nerede görmek istiyorsanız oraya ekleyebilirsiniz. Evet, çantamız bitti arkadaşlar. Hepsi bu kadardı. Biraz verev olduğu için motiflerimiz zorlanmış olabiliriz ama zaten dediğim gibi motif şablonunu hem videonun içinde hem de videonun sonunda verdim. Kolaylıkla yapabilirsiniz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma hala abone değilseniz, abone olursanız sevinirim. Videolarımı kendi sosyal hesaplarınızda paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.